Evet, bir kez daha karşınızdayız, bir kez daha buralardayız ve ne yapıyoruz? İnternet üzerinden veya online ya da uzaktan program yapıyoruz. Bir kez daha. Umarım sesiniz oralara geliyordur. Sabah programımızdan sonra bir de akşam üzeri artık böyle 16-20 gibi sohbetimiz olacak sizlerle ve bu sohbetimiz tabii ki Kanal T ekranlarında olduğu gibi aynı zamanda Facebook üzerinden de yayınlanacak. Şu anda olduğu gibi şu anda da Facebook üzerinden paylaşıyoruz, paylaşalım. Akşam programımız da başladı diye. Efendim, bir sabah, bir akşam sıkıcı veya yorucu olmuyor. Bu arada kıyafetimiz için özür dilerim tabii ki. Çok fazla yaptığımız bir şey değil. Mutlaka gömlekle, ceketle, kravatla, bazen kravatsız olsa da öyle çıkıyoruz. Ama şu anda evden, uzaktan yapıyoruz bu programı. Online yapıyoruz. Ve kılığımız, kıyafetimiz de biraz daha sportif. Ayrıca şunu da belirtelim. Aşıdan geldik. Aşılandık efendim. Sol kolumuzda bu gördüğünüz noktada bizim Sinovac'ımız var. Gazeteci, birkaç günden beri bunu konuşuyoruz, tartışıyoruz. Gazeteci grubumuz, gazeteciler de ön cephedeki ve tabii ki ön cephe yanında risk grubunda olan bütün gazetecilerin aşılanması söz konusu. Bizler de Gazeteciler Birliği ve basın senin bildiğim kadarıyla onların ortak organizasyonuyla tabii ki Sağlık Bakanlığımızın da bu organizasyonda yer almasıyla sabah programından çıktım gittim kuyruk çok fazlaydı. Öğlen bir kez daha baktım yine çok fazlaydı. Öğleden sonra gittim ve yaklaşık 1,5-2 saat önce 2 saati geçiyor galiba veya oluyor. Aşımı oldum. Herhangi bir tesir, herhangi bir dağınıklık ilk yapıldığı 10 dakika içerisinde hafif bir böyle ağrımtırak bir şey hissettim ama onu ağrımtırak Türkçe değişti artık Çin'e doğru gidiyoruz herhalde. Sinovac çünkü yapılan aşı diye düşünüyorum. Bugün bu aşı meselesinin bir miktar tabii ki konuşalım. Çünkü aşıda sıra bozuluyor, aşıda bir planlama yok, aşıda şu var diye eleştiriler yer alıyor. Bunların bir kısmı elbette haklıdır. Ama bu haklılığı aşıda sıra meselesini biraz da biz bozuyoruz. Bizler bozuyoruz. Yani en çok eleştiren gazetecilerdir bu konuyu. En çok yazan, söyleyen, konuşan gazetecilerdir. Ama bugün İlk gittiğimde gazeteci arkadaşlarımın da mesafeye uymadığını gözlemledim. Açıkçası ben bu sıraya giremem dedim. Azalsın tekrar gelirim. Ve en son bitiş saatinde gittim. Çünkü önceden herkesin aşı olacak olanların isimleri listeye konulmuştu. Ben vatandaşlarla temas eden gruptanım. Her ne kadar muhabir ve muhabir olsak da işte kameramanlar kadar değil ama onların bir yanında basın toplantılarına katılan biriyim. Ayrıca 2 hafta öncesine kadar konuk alan biriydim. 2 haftadır almıyoruz karantina koşulları gereği ama şu anda bakanlar kurulu toplantıda bakanlar kurulumuzun alacağı kararlar doğrultusunda da Ahmet Kişmiş çok teşekkür ederim. Ahmet abi bir mesaj göndermiş. Esra Erol'u izlerdim ettin. Biz ondan da vazgeçtik. Abi istersen Esra Erol'da olduğu gibi bazı konulardan da bahsedelim. Aslında ben çok istiyorum o konuları konuşmamızı. Ama artık haftaya sen geleceksin bizim şeye. Bütün Lefkoşa'da ne var ne yok konuşalım. Lefkoşa'da Esra Erol'u. Abi akşam galiba eşimle ben de oturdum izlemeye. Ve bir aşk hikayesiydi. Çok şaşırdım yani çok ilginçti.
Ama tabii ki keyifli bir durumdu. Bahar Sancar, Mehmet Dağgül, çok teşekkür ederim sevgili Bahar. Benim gündem Kıbrıs'tan arkadaşım. Ona da sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Onunla da Bahar'la da her hafta Salı günü saat 2'de gündem Kıbrıs'ta program yapıyoruz. Artık televizyonda en başta biraz önce söylemiştim kesinlikle. Daha fazla ekranda görünüyoruz ama bu daha çok çalışıyoruz anlamına gelir. Evde oturup boş yere kilo almaktansa çalışmak daha kolay. Başka yazılar yazıyorum. Bunun dışında geçtiğimiz dönem son olarak Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde bir ders, iki dersim vardı. Biri Türkçe, biri İngilizce. Onun bu dönem İngilizcesinin devamı için tekrar başvurumuzu yaptık. Bekliyoruz. İnsan hayatını doldurdukça ve insan çalıştıkça işleyen demir ışıldar modeli bizim için de bu hayat bu şekliyle çok daha güzel diye düşünüyoruz ve bir miktar daha işlemeye, çalışmaya gücümüzün, ömrümüzün yettiğince devam etmeyi de düşünüyoruz. Efendim, bugün ne konuşacağız? Bugün ne haberlerimiz var? Sizlerle bugün ne paylaşacağız? Onlara bir miktar değinelim. Önce sevgili Rasih Reşat'ın bugün kaleme aldığı bir yazısı var Kıbrıs Postası'nda. Gazeteci arkadaşım. Onu sizlerle paylaşacağım. Ben böyle çok fazla polemiklere girmek istemiyorum. Başbakanla ana muhalefet beni çok fazla ilgilendirmiyor. Yaptıkları polemiğin siyaset olduğunu düşünüyorum. Elektrik kurumunda bakanla, ekonomi bakanıyla Elsem Başkan'ın yoldaşı Kubilay Özkıraç arasında bir itiş kakış başladı. Ona da pek fazla girmiyorum. Ama tabii ki sizlerle paylaşacağımız çok haberler olacak, çok fazla haber olacak. Bu konuda eleştirileri sizlerle paylaşacağım. Halil Hızal'ın çok güzel aşıyla ilgili bir yazısı var. Onun üzerine bir miktar konuşmak istiyorum. Hem Doktor Halil Hızal bizim için çok değerli bir insan, hem de TDP'nin genel sekreteri Rasih Reşat Mete Feridun, onlardan bir miktar. Mehmet Harmancı'nın bugün tabii TDP'nin önerileri var. Vaktimiz yettiğince bunlara da gündem özelinde sizlerle konuşmaya çalışacağım. Başbakan demişti ya, işte iki aşıyı yaptıran ülkeye gelebilecek diye, bu ülkeye girişle ilgili kararın aslında bulaşıcı hastalıklar üst komitesine ait olduğu konusunda düzeltmesini yaptığı Ersan Saner bence kendine yakışanı söyledi. Bunu da bence doğru yaptı. Bugün önemli konulardan bir tanesi, kendi kriz merkezimizi kuracağız diyor CHP Genel Başkanı. Bu önemli bence ve Bakanlar Kurulu'nun şu andaki toplantısı. Ayrıca çok mutlu bir haber vereyim sizlere. İki hasta yoğun bakımdan çıktı ki bu da çok önemliydi. Kaç doz yaptırmak lazım? Bu tartışmalar da bence artık gına geldi. Çünkü işte efendim Bill Gates demiş ki 3 doz yapalım falan. Sonra BioNTech'in Pfizer, o konuda da ilginç bir durum var. Pfizer aşısının bir dozu bile iki doza yakın koruma sağlıyormuş. Bunlar da bugün sizlerle ilk başta programımızın başında tartıştığımız konular oldu. Evet, önce Rasih Reşat'ın yazısıyla başlamak istiyorum. Sevgili Rasih Reşat'la başlamak istiyorum. Bugün yazısını, Kıbrıs Postası'nda köşe yazısını bir miktar size okuyacağım. Çünkü benim için önemli, tabaklar boş, büyük göçe hazırlanın diyor sevgili Rası. Kıbrıslı Türkler 1950'lerde bir göç dalgası yaşadı. Hemen akabinde 1963-74 arası çıkan olaylar nedeniyle kendini kurtarmak isteyenlerin göçü söz konusu oldu. 74 Barış Harekatı sonrasında sosyoekonomik durumun nispeten iyileşmesi, ki biz buna ganimet dönemi diyoruz ama bir göç daha yaşadık bu dönemde. Göç durakladı, ardından Asi Nadir dönemiyle durum daha da iyileşti ve göç durduğu gibi ufak ufak geri göç de başladı. Ben işte bu dönemlerin geri göçüyle ülkeye gelen bir ailenin evladıyım.
Babam 1950'lerde İngiltere'ye gitmiş, diyor Rasip Reşat. Ve 1980'lerde geri göç etmişti. 1990'larda yeni bir göç dalgası ile karşı karşıya kaldı Kıbrıs Türk halkı. Heathrow havalimanında vize almaya çalışan, alamadığı için gerisin geri uçağa bindirilen gençlerin hikayelerini dinledik uzun yıllar. 2003'te kapıların açılması ile herkes bireysel olarak ağabey yurttaşı olunca bu sefer İngiltere'ye göç iyice kolaylaştı. İngiltere'de yüksek tahsil yapmak kolaylaşınca gençlerin birçoğu orada kalıp hayatlarını kazanmayı yeğledi. Ekonomik göçün geri eğitim yoluyla yaşanan göç süreci halen de devam ediyor. Ebeveynler bile çocuklarına mezuniyete kadar giden süreçte kal oralarda, burada ne işin var, senin için burada bir şey yok dediler ve demeye de devam ediyorlar. Sabah radyoda kardeşim Serhat İncirli'nin programını dinliyordum, diyor. Manusa'dan bir esnafın pandemi nedeniyle zar zor tutunduğunu, çalıştırdığı iş yerini kapatmak zorunda kaldığını ve İngiltere'ye göç etmeye karar verdiğini dinledim. Yukarıda yazdıklarım aklıma geldi birer birer. Yoksa pandemi ve pandemiyi ekonomiyle paralel bir şekilde yönetmek konusunda bizi yönetenlerin basiretsizlik ve beceriksizlikleri nedeniyle bir büyük göç dalgası Kıbrıs Türk halkının kapısını çalmak üzere mi diye düşündüm. Galiba öyle olacak. Çok güvenli bir ülkeyiz diye anlatmaya çalışıyoruz ya. İnsanları işlerini, aşlarını kaybetmiş olan güvenli bir ülkeyiz noktasına gelmesinden endişe ediyorum. Bu endişeyi paylaşan ya da bu endişenin örneği olan birçok insan olduğundan eminim. Ciddi iş adamlarının olanı kalanı satıp gitmek konusunda düşünceleri olduğunu bir chat sohbette dinlemişliğim vardır bu süreçte. Ferdi Sabit Soyer bir konuşmasında çocuklarımızın tabağından yiyoruz gibi bir laf etmişti, hiç unutmam. Sanırım çocukların tabakları bitti, torunlarınkine geçtik ve o da bitiyor. Biz de çocuklarımıza artık gidin ve gelmeyin demekten başka bir öğütte bulunamıyoruz. Döndüklerinde önlerine koyacak dolu bir tabak bırakmadık, bıraktırmadılar çünkü. Ülkemizde bir ekmeğe muhtaç insanların, karnı aç yatan çocukların olduğunu bilmek, bizden sonraki neslin gelecek kaygısını yazıyor olmaktan ayrıca utanç duyduğumu da ifade edeyim. Sağlık ve ekonomiyi paralel yönetmeyi beceremediniz. Çokbaşlılık, organizasyonsuzluk, iletişimsizlik, denetimsizlik, iradesizlik ve vurdum duymazlık bu hale getirdi. Normalde yazılarımın sonuna şu olması lazım ya da şunun yapılması lazım diye bir öneri yaparım. Bu yazıda öyle bir şey olmayacak. Çocukların ve torunların tabakları boş. Giden gelmeyecek, olan da kalmayacak dedi sevgili Rasih Reşat. Benden küçüktür Rasih ama ellerinden öpüyorum. Gerçekten çok önemli, çok ürkütücü bir dönemdeyiz. Ve bu ürkütücü atmosferin hükümeti etkilemesini istiyorum. Rica ediyorum. Ya da reca ediyorum. Nasıl alırsanız öyle alın. Evet, aşımızı bulduk. Benim için aşı bütün okuduklarım, bütün işittiklerim, bütün dinlediklerim ışığında çok gerekliydi. Ve bu aşıyı 1983'te ilan ettiğimiz 37 senedir tanınması için herhangi bir organımızı kımıldatmadığımız,
Ama şimdilerde biz iki ayrı egemen devlet istiyoruz diye tabiri caizse elimize koz kağıt almaya çalıştığımız siyasetlerle batırdık. Ben illaki federasyon, illaki iki devlet denilmesine karşıyım. Bu konuda Kudret Özersay'ın önerisi bence daha mantıklı geliyor. Ben federal çözümden yanayım. Hatta açık açık söyleyeyim, üniter devletten yanayım. O benim kişisel tercihim ama akıl ve mantık tartışmayı, konuşmayı ve çözümü gerektirir. Düşmanlığı, savaşı, kavgayı değil. Ben 1974'te 7 yaşında küçük bir çocuktum. Hayatım boyunca aradan geçen 47 yıla, 46-47 yıla neredeyse 47 yıla yakın süredir Türk askerinin köyüme girdiği, köyümüze girdiği günü, anıları unutmuyorum. Hep şükranla ve her zaman sevgiyle anıyorum. Geçmişi kimse unutmamalı. Ama geçmişteki hata ve çirkinlikler üzerine geleceğin aynı hata ve çirkinliklerinin riskini de herkes çok iyi bilmeli ve barış ve çözüm için bana göre uğraş vermeli. Aşıdan nereye geldik? Neden? Çünkü biz şu anda aşı bulmakta sıkıntı yaşıyoruz. Bizi Güney Kıbrıs üzerinden Avrupa Birliği'nin gönderdiği önce 2700, 4700, sonra bugün gelen 2000 aşı kurtarmaz. Ama bizi Türkiye üzerinden gelen ve 40 bin kişiye şu anda ikinci aşıların da yapılmaya başlanan aşı da pek fazla kurtaramayabilir. Çünkü şu anda elbette Türkiye tıpkı 1974'teki gibi benim şükran duyacağım, binlerce kez teşekkür edeceğim bir şekilde şu ana kadar 80 bin dozu bize vermiş durumdadır. Ama keşke biz bir devlet olarak çok daha fazlasını başarabilmenin yolunu yıllar önce bulsaydık. Kimseye eline koz olmadan, kimsenin bizim ensemizden baladezga vurmasına müsaade etmeden. Çok üzgünüz ama yine de ben diyorum ki binlerce kez şükürler olsun. Bugün en azından biz de bulduk aşımızı. Aşı nedir aşı? Doktor Halil Hızal aşı yolu ile iki tür bağışıklık elde edilebilir diye paylaşım yapmış. Biri etkin bağışıklık. Yani patojenin, hastalığa neden olan organizmanın ciddi bir hastalık üretmesi engellense de vücuda girmesi ya da kendini kopyalaması önlenemiyor. Sterilize bağışıklık, enfeksiyon tamamen engelleniyor. Bazı durumlarda asemptomatik vakalar bile önleniyor. Bu bağışıklık türü aşı ile ilgilenen tüm bilim insanlarının amacı. Ama çok sınırlı şekilde başarılabildi. COVID-19 aşıları nasıl bir bağışıklık ortaya çıkarıyor? Bilinmiyor. Çünkü aşılar daha yeni kullanıma geliyor. Aşılar bulaşmayı önleme noktasında değerlendirilmişti. Bu şu anda ikinci planda. Birinci sırada semptom oluşması noktasındaki etkinlikleri geliyor. Aşılarla ilgili İngiltere'de yapılan erken çalışmalar tamamen ortadan kaldırmasalar da aşıların bulaşma üzerinde etkin olabileceğini ortaya koydu. Ama yine de bu etkin sınırlamalarından mı, aşıdan mı kaynaklandığı konusunda daha çok çalışmaya ihtiyaç var. İsrail'de yapılan bir çalışmada aşılandıktan bir hafta sonra
715.425 kişiden sadece 317'sinin korona testi pozitif çıktı. Ancak burada da dikkatli olmak gerekiyor. Veriler üzerinde sınırlamaların ne kadar etkili olduğu bilinmiyor. Çift doz aşılanan kişilerin karantinasız ülkeye girişi tartışılırken bunların bilinmesi için yazdım diyor. Ellerine sağlık doktorum. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Bence çok güzel anlattı. Pınar Gözek, çok teşekkür ediyorum. İbo Beycanlı. Bugün kaçtadır abi diyor kurul açıklaması. Bugün kurul açıklaması yok. Çok teşekkür ederim. Fehmi Oktay da, Oktay Beyaztaş'ta. Sizlere teşekkürlerimi sunuyorum. Sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Bu arada şeyi de söyleyelim sizlere. Bugün aşı olduk, herhangi bir durumumuz yok. Onu tekrarlayalım. Aklımıza o geldi. Yoksa şakasını yapabilirdik. Efendim, hemen dönüyorum sizlere. Mesela Çince konuşma durumuna gelirsek diyor Sinovac aşısıyla neler var mesela konuşabileceğiniz neler var Çince hiçbir şey yok bizim konuşabileceğimiz şakası bir yana şaka soru soruyorlar da ona girdik ama girmeyelim. Evet efendim sizlerle birlikte Halil Hızal doktorumu neden paylaştım? Çünkü doktorumuzun söyledikleri biraz önce Sayın Ersan Saner'in de üst kurul, bulaşıcı hastalıklar üst kurulu karar verecek. Yani iki doz aşı yapmış olsanız bile taşıyıcı, yani o koronavirüsün sizde de olduğunu, pozitif olduğunuzu ve hastalığı getirebildiğinizi söylüyor Sayın Hızal. Benim anladığım o. Yani Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği'nin uyarısı doğrultusunda çok dikkat etmemiz gerekiyor. Peki bu bağlamda üniversite öğrencileri bugünden itibaren gelmeye başlıyor dendi. Onların karantinaları olacak tabii ki. Bu aşı üretenler Kıbrıs halkına barış anlaşması için aşı üretseler olmaz mı? Abi onun yerine başka bir şey versinler bize bence. Yani şakasını yapardım ama vazgeçtim. Evet. Çok önemli bu konu. Üniversite öğrencileri gelecek. Turistler. Çünkü Güney Kıbrıs başladı turist almaya. Bu önemli. Tabii ki önemli derken onlar İsrail'le yaptıkları bir anlaşmanın aynı şekilde İngiltere ve Fransa, İngiltere ve Rusya'yla da yapılmasının peşindeler. Yani iki doz aşısını yapana yeşil pasaport verecekler ve bu ülkelerde gelenleri alacaklar. Evet, sevgili Mete Ferun'un hocamız, tabii izinlerini almadım ama sonuç itibariyle Facebook'ta paylaştıkları yazılarını okuyorum. Dolayısıyla sanırım herkese açık olan sayfalarında paylaştıklarımı benim okumamda bir sakınca yoktur. Lütfen üstümüze alınalım, diyor Mete Feridun. Acı gerçek şu. Biz günlerdir, haftalardır boşuna kapanıyoruz. Birçok insan gayet normal bir şekilde marketlerde, yürüyüşlerde, köpek gezdirmede, bisiklet sürmede, çocuklarıyla parklarda, üstelik belki de bizim gibi enayilerin ortadan çekilmiş olması sayesinde daha tenha, ferah ve virüs bulaşma riski daha düşük bir ortamda rutin hayatlarını sürdürüyorlar. Öyle fazla uzağa da bakmaya gerek yok. Biz Kıbrıslıyız, umursuzuz ve vurdum duymazız. Yani hepimizin en yakınında bu insanlardan mutlaka vardır. Hatta belki de insanlardan biri de bu yazıyı şu anda okuyan ve üstüne bile alınmayan
sizsinizdir. Sorsanız en eğitimli, en bilinçli, en kültürlü olanlar da eminim bu insanların kendileridir. Ancak her ne hal ise eğitim ve kültür düzeyi kendilerinden düşük olan insanlar evlerinde işsiz ve parasız bunalımda otururken bu açık göz insanların her birinin mutlaka rutin hayatlarını sürdürmelerini sağlayacak kendilerine göre bir savunmaları ve açıklamaları vardır. Bu insanlar son derece pişkin bir şekilde evde kapalı bekleyenleri aptal yerine koyarak normal hayatlarına devam ediyorlar. Evden çıkmalarını gerektirecek maddi ve yaşamsal bir ihtiyaçları olmadığı halde günlük yaşantılarını normal şekilde sürdürüyorlar ve hiç kimseye hiçbir uyarıya kulak asmayarak kendilerini bizlerden daha akıllı görüyorlar. Ne de olsa bir hava almaya ihtiyaçları var. Evet, belki siz virüs bulaşmamak için kendinizce açık havada, dağda, tepede, arazide, tenhada, kenar kenar, kolonya sürerek vesaire yürüyorsunuz. Markete hemen bir girip çıkıyorsunuz falan. Bunları anladık ama konu bu değil. Konu bu yaptıklarınızı herkesin yapması durumunda bunları sizin de yapma şansınızın kalmayacağıdır. Yani siz bu zevkleri fedakarlık yapanların sayesinde onların ensesinden yapabiliyorsunuz. Bunun adı başkasının enayi yerine koymaktır, açık gözlük yapmaktır, kolektif hareket etmemektir. Herkes kırmızı ışıkta beklerken onlara sırıtarak bakıp yanlarından geçip gitmektir. Başka bir şey değildir. Size tepki duyulmasının sebebi budur. Bir türlü anlamak istemediğiniz işte budur. Budur. Eğer bu bir savaşsa, sağlık çalışanları cephede savaşırken, biz siperde sığınakta beklerken, siz elinizi kolunuzu sallayarak ortalıkta geziyorsunuz. Üstelik gözümüzün içine baka baka bunu yaparken belki de düşmanın işini kolaylaştırmaya devam ediyorsunuz. Bu savaşı bu şekilde kazanma şansımız yok. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için dememiz lazım ama bir türlü olmuyor. Gerçek ihtiyaçlı insanlar evinde işsiz, parasız, çocukları çıldırmış şekilde, ailece psikolojisi bozuk, belki bir ümit bu hafta açılırız umuduyla bekliyormuş. Bazı insanların umurunda bile değil. Kendilerini bir şekilde bu durumdan soyutlamışlar. Belli ki maddi bir sıkıntıları da yok. Sanki bu durum kendi sorunları değilmiş gibi davranmak istiyorlar. Anlamıyorlar ki herkes kendileri gibi davranmaya devam etse ve onlar da kendileri gibi vurdum duyamaz olsa bu durumun düzeltilmesine imkan yok. Kavrayamayanlar ki bazı enayiler fedakarlık yaparak eve kapanmış olmasa kendilerinin de şu anda sürdürebildikleri hayatı sürdürme lüksleri olmayacak. Daha katı kurallarına getirilerek onlar da eve kapanmak zorunda bırakılacak. Tepki gösterip isyan etsek, biz de fedakarlık yapmayı bıraksak, onlar gibi davranmaya başlasak, hem kendimizi hem başkalarını riske atacağız. İşin enteresan tarafı da bu aslında. Bizim bu bilince sahip olmamız, cezalandırılmamamız anlamına gelirken onların ekmeğine yağ sürüyor, yağ sürüyor, adeta hayatlarını kolaylaştırıyor. Bu iş artık kendini diğerlerinden daha akıllı gören bazı açık göz insanların başkalarının yaşama ve hayatlarını sürdürme hakkını elinden almasına dönüşüyor. Hatta
çoktan dönüştü. Bu insanların hiçbir uyarı, kuralı ve nasihatı dikkate alacakları yok. Bu iş giderek biz ve onlar şekline dönüşecek. Daha fazla bir şey söylemeyin. Ama bu işin sonu hiç de iyi görünmüyor. Mete Feridun yazdı bunları. Kim için yazdı? Bu duyarsız insanlar için yazdı. Ama bu bence çok 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 önemli. Neden çok önemli? Bugün gerçekten eğitim meselesi sadece övünmek maksadıyla ben şunu okuduydum, buralarda okuduydum falan değildir. Eğitim meselesi bu değildir sevgili dostlar. Kesinlikle değildir. Çünkü bakın bu konuda size başka bir şey daha okuyacağım ama. Canan Hasan kolay gelsin demiş bizlere. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Evet. Önemli bir yazı daha var bu eğitim olayıyla ilgili olarak. Sevgili Dimağı Çağı nerede paylaştı ama bende de var o. Sanırım ablam göndermişti ama bakayım. Evet, Dimağı Çağıner'in yazısında da okumuştum ama bende de var. Onu da okuyayım sizlere bugün. Geçtiğimiz gün Türkiye'de kaybettiğimiz ünlü psikolog ve yazar. Ünlü psikolog ve yazar. Doğan Cüceloğlu'nun yazısı. Doğan Cüceloğlu'nun yazısı bence çok önemli. Ben diyor Doğan Cüceloğlu, Dimağ'ın hemen paylaşımını bulayım. Siz de bulursanız okuyabilirsiniz Dimağ'ı Çağner'in sayfasından. Bakıyorum tabii ki. Evet, burada. Evet, akşam programımız da başladı diyor Serhat İncirli. Evet, Doğan Cüceloğlu'nda 3. paylaşımı, 18 saat önce paylaşmıştım bunu. Ben Amerika'da 25 yıl kalmış bir insan olarak, Doğan Cüceloğlu yazıyor, şöyle bir gözlem yapıyorum. Amerika'da hiç eğitim görmemiş bir insanla aynı odada kalmaktan korkarım. 5 dolar için gırtlağını kesebilir. Eğitim orada gerçekten bir fark yaratıyor. Eğitim düzeyi yükseldikçe uygar, olgun, sorumluluk sahibi, verdiği sözü tutan, kişisel bütünlüğü olan bir insan olma yolunda ilerliyor. İstisnalar kesinlikle olabilir ama genellikle böyle. Türkiye'ye gelip baktığımda iki faktör görüyorum. Şehirleşme ve eğitim. Türkiye'de şehirleşmiş ve eğitim görmüş insandan korkuyorum. Kesinlikle insafsız, kendinden ve kendi yakınlarının çıkarından başka bir şey düşünmüyor. Bu son derece kuvvetli bir duygu bende. İliğini sömürür bitirir, hiç acıma duygusu yoktur. Ama şehirleşmemiş, okumamış, saf köylü olarak kalmışsa, onda değerler bilinci çok yüksektir, sanki eğitilmiş Amerikalı. Burada çok önemli bir gözlem var. Bunun üzerine düşünmek lazım. Benim analığım, yani üvey annem Yörük'tü. Annem öldükten sonra babam yeniden evlendi. Biz ona anne demedik, Ayşe teyze dedik. Ben daha 10 yaşındayım. Sapanla vicik dediğimiz küçücük bir kuşu vurmaya çalışıyorum. Vurma oğlum dedi. Ben sen ne bilirsin Yörük karısı tavrı içinde. Ne var parmak gibi küçük çocuğu kuşu vurduğumda dedi. Analığımın cevabı yavrum. Canın küçüğü büyüğü olur mu? Allah her birine bir can vermiş. Vurma yavrum. Günah dedi. Şu derinliğe bakın. Okuma yazması yok bu kadın.
Yıllar sonra bunun anlamını anladım. Anladığım zaman ağlamaya başladım. Konferanstayım. Böyle gözyaşı dökerek ağlıyorum. Yanımdaki Amerikalı kadın ne oluyor bu adama diye meraklanmaya başladı. Ne oluyor dedi. O kadar mutluydum ki çok mutluyum dedim ağlayarak kendi kendime. Ya Rabbi çok şükür. Sanken bunun farkına varım. Biz bütün insanlar kardeştir deyince sanki çok şey söylüyoruz. Kadın bunları aşmış. Canlardan oluşan bir aile, büyük küçük yok. Hepsi birbirine eşit. Onur eşitliği var. Canın büyüğü küçüğü olur mu? Allah hepsine canı vermiş. Şu bilinci görüyor musunuz? Nereden geliyor bu? Bu tasavvuf kültüründen geliyor. Bu yayılmış. Eğer şehirleşme ve eğitim ele geçirmemişse hala bu mayamızda var. Zamanım olsa hiç şehir yüzü görmemiş, hiç okumamış köylülerin, özellikle yaşlı kadınların arasında zaman geçirip onlardan bilgelikler öğrenmek isterim. Bu topraklarda neler birikmiş, ne insanlık deneyimleri var. Bir de doğadan kopmamış, sürekli doğayla haşır neşir. İçerisinde o bilgelikler bilenmiş, kitap bilgisi değil, farkına varmış ve bir yere oturtmuş bu bilgileri. Ne kadar güzel, ne kadar hoş bir anlatım değil mi? Evet, tasavvuf kültürü çok önemli. Bizim kültürümüzde vardır bu, her tarafta vardır ve çok güzel bir kültür olduğunda Doğan Cüceloğlu'nu anarak tabii ki Allah rahmet eylesin de diyerek söylemiş olalım ve sevgilerimizi tabii ki bizi dinleyen herkese de iletelim. Efendim başka neler paylaşacağız bugün? Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikamızın bir paylaşımı var bugün. Salgınla baş edebilmenin tek umudu aşılama konusunda net bir takvim ve program ortaya koymadığınızın farkında mısınız diyor. Okullar yüz yüze eğitime başlamalıdır. Bunun için toplum sağlığını ve güvenliğini bilimsel yol ve yöntemlerle, desteklerle, katılımcılıkla, dayanışmacı ve güven veren kararlarla hareket eden bir hükümet anlayışına ihtiyaç vardır. Yani eğer okulları da açacaksak mutlaka aşılamaya çok dikkat etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, bu çok önemli. Bence şu anda Bakanlar Kurulu'nun sanırım bir açıklama gibi bir durumu olacak. Emin de değilim bu konuda ama evet, Bakanlar Kurulu'ndan ne karar çıkacağı konusu merakla bekleniyor. Akdeniz'de Mısırlıların petrol ve doğalgaz arayacağını biliyoruz. Güney Kıbrıs'ta iki bomba patladı bugün ve bazı köy okulları güneyde kar yağışı nedeniyle özellikle Toros bölgesinde ne olmuş? Kapanmış bazı köy okulları ve Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği gemi konağındaki CMC maden şirketine ait bölgede atık madenlerin işletilmesi konusunun basında gündeme gelmesinin ardından bir açıklama yaptı. Ve hükümete madencilik faaliyetlerine destek vermediğini açıklamasının çağrısında bulundu. Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği Yönetim Kurulu adına dernek başkanı Ahmet Hızlı, CMC madeninin ekonomiye kazandırılması hikayesiyle ilgili olarak biz kesinlikle
ağır metal içerikli olan her türlü madencilik faaliyetine hayır denilmesi noktasındayız diyor ki bu da çok önemli diye düşünüyorum. Evet, gündem önemli bir gündem, önemli bir konu bu, önemli bir olay ve Toplumcu Demokrasi Partisi. Toplumcu Demokrasi Partisi, TDP, bir öneri paketi hazırladı. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin basın toplantısından sonra TDP'de bir öneri paketi hazırlamış. Bugün oldukça uzun bir öneri paketi, pandemi ile ilgili olarak pandemi sürecinin yarattığı sorun ve mağduriyetlerin giderilmesine yönelik bir öneri paketi, sağlıkla ilgili önerilerin yanı sıra burada orta ve büyük sermaye, sosyal sigorta, iş gücü, kamu çalışanları, bankalar 54 maddeden oluşuyor. Ve tabii ki düzgün, planlı ve ayrımsız aşılanma öneriliyor. Temaslı takip ekibinin güçlendirilmesi, sağlık altyapısının güçlendirilmesi öneriliyor. Turizm ve yüksek öğrenim sektörleri için ilgili tüm paydaşlar ve uzmanları kapsayacak iki kriz masasının oluşturulması gibi önlemler var. Tabii ki daha çok fazla, 50'den fazla yasalar çerçevesinde kasinoların oynattıkları oyunlar elde ettikleri gelir ve yaptıkları ödemeler, giderler sonrasında elde edilen kalan kazanç üzerinden vergi vermesi yasal bir zorunluluktur gibi bir takım hatırlatmalar var. Küçük ve mikro ölçekli işletmelerle ilgili öneriler var. Oldukça ayrıntılı ve kapsamlı. Toplumcu Demokrasi Partisi'ni de bu çalışmadan dolayı tabii ki kutluyoruz. Umarız hükümet bu konuda bütün siyasi partileri içeren çalışma yapar. Ama aşılanma konusunda ve sokağa çıkma meselesi konusunda, karantinaya uymama konusunda bence hükümetin bir miktar daha, tabii ki pazartesi günü açılmadan söz ediliyor. O ayrı bir olay ama ayrıca aşılama konusunda bence dikkatli olunması, sıranın bozulmaması çok önemli. Polislerimiz 2-3 gün önce bitirdiler. Bugün basın çalışanları, özellikle cephede olanlar bitirildi. Sanırım öğretmenlere bir şekilde sıra gelecek ama en önemlisi yaşlıların tamamının bir şekilde tamamlanması. Bu konuda sevgili Mehmet Harmancı'nın, başkanımızın, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı'nın yataklı tedavileri nedeniyle evlerinden çıkamayan yurttaşlarımızın aşılarını evlerinde yapmaya başladık diyor. Bugünden itibaren günde ortalama 10-15 farklı adreste aşılama yapılacak. Alo 185 hattımızdan kayıtlar devam etmektedir. Bravo. Bravo, tebrik ediyoruz. Gerçekten bu bence çok önemli. Bu aşılama işinin evden çıkamayan yaşlılar adına çok önemli. Covid-19'a karşı verilen mücadelede birlikte daha güçlüyüz. Bu açıklamada bugün Belediyeler Birliği Başkanı'ndan geldi, Mahmut Özçınar'dan. Gerek sağlık ocaklarında gerek Sağlık Bakanlığı'nın onayı ile bölgelerinde oluşturulan aşı ve PCR uygulama merkezleri sayesinde hızlı bir şekilde bu hizmetten yararlanıyor vatandaşlar diyor Mahmut Özçınar. Sağlık Bakanı Ali Pilli'ye bu konudaki yaklaşımı nedeniyle, özverili çalışmalar nedeniyle de teşekkür ediyor. Biz de teşekkür ediyoruz. Ama aşılama konusunda sıkıntı var mı? Vardır. Bu konuda çok güzel bir yazı okudum. Hakan Oran benim Lefke'den çocukluk arkadaşım, orta birden sınıf arkadaşım. Sonra ben Kurtuluş Lisesi'ne gitmiştim. Hakan'la sadece orta birinci sınıfta beraber okuduk.
Bakan biliyorsunuz Çevre Bakanlığı'nın müsteşarıydı ve Çevre Bakanlığı'nda müsteşarken eksik olsun sizin devletinizin işleri dedi ve bıraktı. Ve bir mimar mühendislik inşaat işleriyle uğraşıyor kendisi, yüksek inşaat mühendisi. Bir yazı yazmış. Yazısını nerede okudum? Kıbrıs Time internet sitesinde. Onlarca yaşlı insan bir arada, kimisi bastonlu, kimisi tekerlekli sandalyesiyle gelmiş. Kadın 65 yaş üstü randevu alıp gitmiş, kendisine 58 numara verilmiş. Kronik kalp rahatsızlığı bulunduğu ve bypass ameliyatı geçirdiğini anlatmış, duyan olmamış. Sağlık Bakanlığı'nı aramış, dertlerini anlatmak için karşı taraftan gelen cevap, bu duruma biz bakmıyoruz. Allah korusun bu ülkede bir savaş çıksa, bu ülke insanının %70'i telef olur. Abartmıyorum. İddialı bir şekilde söylüyorum. Eğer bir savaş durumunda vatandaşı sevk ve idare etme sorumluluğu bu gibilere bırakılırsa geriden 70'e çok insanımızı kaybederiz. Aşı organizasyonundan bahsediyorum. Daha doğrusu bakanlığın aşı organizasyonsuzluğundan. Evet. Yaşadıklarımız da bir nevi savaş aslında. Büyük bir kalabalık, atladım biraz. Ya savaş çıkarsa diyor. Yani dikkat etmek lazım. Büyük bir kalabalık kapının önüne yığılmış bekliyor. Kuyruk, sıra yok. İnsanlar birbirlerinin önüne geçmek için itişiyor. Sonradan gelenlerle aralara kaynak yapıyor. Ne içeride ne dışarıda bu başıboş ve şaşkın kalabalığı sıraya koyacak bir görevli var. Kalabalık biriktikçe bağırışmalar artmaya başlıyor. Anlatıyor ve bazıları yine iyi insan, en iyi sağlık bakanı diyebilir. Ben yine de herkesin başının çaresine bakmasını söylüyorum. Çünkü bu işin sonunda yaptığı iş için hesap veren olmayacak diyor. Bir eleştiri var. Lütfen tamamını bence okuyun bu yazının. Çünkü tamamının çok fazla önemi olduğu inancındayım sizlere de. Okumanızı tavsiye ediyorum. Efendim, son konumuz sizlerle paylaşmak istediğim bugünkü son konumuz da Yeniden Doğuş Partisi'nin dün de paylaşmıştık, bugün sabah da paylaştık. Yeniden Doğuş Partisi'nde yaşanan ve artık şiddetini bir miktar artıran genel başkanlık yarışı. Çok doğal bir yarış. Çok doğal bir mücadele söz konusu. Son derece demokratik. Bertan Zaroğlu dün rakibi ve genel başkan. Bertan Zaroğlu genel sekreter. Sevgili Erhan Arıklı da genel başkan. Genel Başkan Erhan Arıklı dün Bülent Kaya ve Ahmet Yönlüer'i görevden aldı. Başkanlık konseyinden atadı, sonra görevden aldı. Bugün Bertan Zaroğlu'nun bir açıklaması var. Birlikte güçlüyüz diye. Üzülerek ifade etmem gerekir ki, Yeniden Doğuş Partisi'nin üzerine bina edildiği demokrasi, hoşgörü ve kucaklaşma ilkeleri daha ilk yarışlı kurultayımızda birlikte kurduğumuz partimizi emanet ettiğimiz ağabeyimiz Erhan Arıklı'nın bu hareketiyle zarar görmüştü. Çok özür dilerim. 11 Nisan'daki kurultayımızda kendisini destekleyeceğim, desteklemeyeceğinden kuşku duyduğu Genel Başkan Yardımcılarımız Sayın Ahmet Gönüler ve Sayın Bülent Kaya'nın kendileriyle konuşmaya dahi gerek duymadan görevden alması, bunun ve birçok mentalitenin, başka mentalitenin habercisi olarak karşımıza dikilmiş durumdadır. Sayın Başkan'ın atadığı kişileri görevden alma yetkisi elbette vardır. Ama görevden alma şekli ve sonrasında ortaya koyduğu kendi ekibiyle kurultaya hazırlanma gerekçesi, Yeniden Doğuş Partisi içerisinde hiç arzu etmediğimiz bölünme ve parçalanmaya hizmet etmekten başka bir şey değil. Yeniden Doğuş Partisi 9.400 üyesi, onların aileleri ve partimizin sempatizanlarıyla bir bütündür. Bu bütünlük içerisindeki herkes bizim yol arkadaşımız ve kardeşimizdir diyor. Üzücü gelişmelerin hızımızı kesmesine,
müsaade etmeyeceğiz. Saygılarımla Berkan Zaroğlu demiş ve altında da Bülent Kaya ve Ahmet Gönüller'le kol kola bir fotoğraf çektirmiş. İlk eleştiri tabii ki keşke maskeniz olsaydı eleştirisi. İkinci eleştiri, eleştiri değil, keşke sevgili Berkan Zaroğlu atama usulüne karşı çıksaydınız. Çünkü siyasette atama olmaz. Çünkü siyasette atama olmuş olsa dünyada demokrasi ciddi sıkıntı yaşar. Atamayla gelenler, ya başkanlık sisteminin en büyük sıkıntılarından bir tanesidir aslında bu. Ama Kuzey Kıbrıs'taki siyasi partilerde hiç olmaması gerekir diye düşünüyorum. Ve tabii ki haddimiz değil ama kolay gelsin, eleştirmiyorum. Sadece keşke atamalara en baştan karşı çıksaydınız diyorum. Bundan sonra da Erhan Bey kendine yakın durmayan atamaları, atanmışları da eminim götürecek. Hayırlı olsun. Tıpkı Okan Erdemsiz kardeşimin dediği gibi İbrahim Hüseyin Korrekt, tabii Okan Erdemsiz bana hayırlı olsun diyor. Ben Okan Erdemsiz'e hayırlı olsun diyorum. O da Yeniden Doğuş Partisi'nin sanırım yöneticilerinden bir tanesi. Mert Güçlü avukatım ciao dedi. Deveye sormuşlar neden sırtın eğri? O da demiş ki wow. Nerem doğru. Evet, Necat Ahmet Özkan kardeşim çok teşekkür ediyorum bizi izlediğiniz için. Ali Cansu kardeşime bir kez daha, Ali Kişmir kardeşlerime, Ali Pilli, 3 tane Ali'ye çok teşekkür ediyorum. Bakana da aşımızı olduk ve programımızın sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için bir saat bir zarzar ediyoruz buralarda. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Yarın sabah yine bu ekrandayız. Tabii böyle spor bir kıyafet, bu aşı kıyafeti benim. Bu da ayrı bir tartışma konusu aslında. Çok ilginç bir durum. Yunanistan'da Başbakan Konstantin Mitsotakis'in aşılanma fotoğrafı çok beğenilmişti. Çünkü adam üstünü çıkarmıştı. Bayağı akıllı ve sağlam bir vücudu vardı ama meğer o çok seksi bulunmuş. Biz tabii çıkardık, sadece tişörtle bir fotoğraf çektik. Keşke atabilsem ekranda da görürdüğünüz ama Facebook'tan belki paylaşırım biraz sonra bizim aşılama durumumuzu. Biz korktuğumuz için gökyüzüne doğru bakıyorum. İlk gördüğümde şey aklıma geldi fotoğrafta. Gözler bakılıp yukarı bakarken. Böyle dinine çok düşkün futbolcular vardır. Gol atar, ondan sonra çıkar bellidir Allah'a şükür. Böyle ama. Seni sayın Allah'ım der. Şimdi bizim fotoğraf da öyle çıktı. Gözler yukarıya bakıyor. Allah'a şükürler olsun. Aşıyı gönderen Türkiye'ye. Şükürler olsun. Şükran. Teşekkürler. Ve 3 tane Ali'mize, bizim Ali başkanlarımıza ve Ali bakanımıza ve hükümetimize, hepsine de çok teşekkür ediyorum. Aşılanmak çok önemli. Umarım çok sorunsuz bir şekilde gerek o Pfizer, neyse adı Pfizer-BioNTech, gerekse AstraZeneca, ki bunlar 6700 adet oldular şu anda. 4700 Pfizer, 2000'de bugün sabah AstraZeneca geldi ve 80.000 de Sinovac'ımız geldi bizim. Abi Hüseyin Ekmekçi aşı oldu mu olmayacağım diyordu. Hüseyin Ekmekçi olmayacak diye bilmiyorum ama Hüseyin Ekmekçi'nin de çok güzel bir yazısı var. Bugün aslında onu da paylaşacaktım. Bir miktarına bakayım sevgili kardeşimin, Hüseyin Ekmekçi kardeşim diyor ki ne diyor? Bugün bu ülkeye olan inancımı her dakika daha da kaybediyorum. Adaleti aramak mı daha doğru, gemisini kurtaran kaptan? Adaleti aramak, istemek delilik, o net. Diğeri de ters. Yedi yerinden çatlamak en kolay demiş. Evet, önemli bir yazı sevgili Hüseyin'in görüşleri. Sağlık Bakanlığı'nın düzenli bir aşı programı olmadığını gördük. Bu iş, bu birçok işte olduğu gibi burada da torpil, düzensizlik, denetimsizlik ve adam kayırma devam ediyor. Tekrar ediyorum, aşı yaşam hakkıdır, torpil aracı değildir. %100 katılıyorum ve bu konuda çok daha tutarlı, çok daha duyarlı bir programın yapılması gerektiğini de teşekkürlerimizi ileterek
gazetecileri de bu ayrıcalıklı sınıfa koydukları için, düşündükleri için ki gerçekten öyle olması gerektiğine inanıyorum. Çok teşekkür ediyoruz. 18 Mart'ta bizim ikinci dozumuz da inşallah yetişir ve vuruluruz. Yani ikinci dozumuzu yaptırırız. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Tekrardan yarın sabah yine Kanal T ekranlarında olacağız. Sabah 07.30'da buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.